Evsizlerle ilgili yardım kuruluşu Shelta, İngiltere'de konut krizinin vahim boyutlara ulaştığını söyleyerek hükümetten bir an önce adım atmasını ve sosyal konutlar inşa edilmesini istedi. İngiltere'de resmi rakamlar 2019 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran ayları itibariyle evsiz ya da her an evsiz kalma tehdidiyle yüz yüze olanların sayısını 68.170 olarak veriyor. Bunların 32.000'ini kesin evsiz olan hane halkı sayısı oluşturuyor ve bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %23 artmış görünüyor. Buna ilaveten otel, pansiyon ve ucuz odalar gibi geçici ve kötü koşullardaki konutlarda kalanların sayısı da 2007 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Evsizlik ve geçici konutlarda yaşamak en çok da çocukları etkiliyor. Bu kategorilerdeki 60.000 aşkın hanede yaklaşık 130.000 çocuk yaşıyor. Kötü konut durumu sayılan mutfak ve tuvaleti ortak odalarda yaşayan aile sayısı bu yıl sonu itibariyle 13.450. Bu sayı son 5 yıl içinde %40 artış göstermiş. Evsizlerle ilgili yardım kuruluşu Shelta, konut krizinin vahim boyutlara ulaştığını söyleyerek hükümetten bir an önce adım atmasını ve sosyal konutlar inşa edilmesini istedi. Yardım kuruluşunun tahminlerine göre şu anda İngiltere'deki evsizlerin toplam sayısı 280 bin civarında. Bu da her 200 kişiden birinin evsiz olması demek. Yardım kuruluşunun yöneticisi, binlerce insanı evsizliğin eşiğine getiren, ana babaları çocuklarını kötü koşullarda büyütmeye zorlayan ve aileleri iş yerlerinden, okullardan ve komşularından uzak düşüren bir krizle yüz yüzeyiz dedi. Aşırı yükselen kiralar, konut yardımlarında yapılan kesintiler ve onlarca yıldır ihtiyaç duyulan sosyal konutların inşa edilmemesi nedeniyle bugün 127 bin çocuk Noel'e evsiz girecek diye konuştu ve hükümeti acilen sosyal konut inşasına yatırım yapmaya çağırdı. Seçim kampanyası sırasında Muhafazakar Parti evsizlikle ilgili önlemler alacağını bildirmişti. Ancak bu planın ayrıntıları bilinmiyor ve son 8 yıldır iktidarda olan parti sosyal konut inşası konusunda bir adım atmadığı için eleştiriliyor.